Size iyi haber vermek isterdim ancak... Çabuk söyle doktor. Neyse onu söyle. Kafasında iki çatlak vardı. Travma sonucu beynindeki bazı damarlar hasar görmüş. Kanama yapmış. Kan beyin zarının altında birikerek beyne basınç uyguluyor. Biriken kanı aldık ama bu maalesef tekrar kanama olmayacak anlamına gelmiyor. Beklememiz lazım. Ne kadar? En az 24 saat. Doktor, şansı var mı? Her zaman bir şans vardır efendim. Ne zaman görebiliriz? Size haber veririm. Vali beyim. Vali bekim. Yok, bir şey olmayacak. Tamam, bir şey olmayacak. Tamam. Alo Zafer. Hadi iyi bir şey söyle. Üzgünüm. Hamit Geçer'in evine baktık. 80 küsur yaşında yatalak bir anneannesi var. Dünyadan haberi yok kadının. Hamit de yok. Köyü kontrol altına aldık. Giriş çıkışları tutuyoruz. Bu adam hala şehirde olabilir. Tamam Mert, sağ ol. Zafer, var mı bir haber? Yok müdürüm. Şehirde olma ihtimali yüksek. Bu gece ortalığı biraz ayağa kaldıracağız Zafer. Anladım müdürüm, müsaadenizle. Hadi git işinin başına. İşi mi vardı Veysel? Hayır efendim. Bana moral falan vermeye kalkma. Teselli de istemiyorum. Umut vaat eden sözler hiç duymak istemiyorum. Bu herkese her fırsatta söylediğim saçma sapan sözleri duymak istemiyorum. Niyetim yok efendim. Ben konuşmak da istemiyorum Veysel. Ben de efendim. Ben de istemiyorum. Niye geldin o zaman? Ben sizinle birlikte susmaya geldim efendim. Susmaya. Daha düne kadar en büyük korkumuz sürülmekti.
Ödümüz koptu bu şehirden gideceğiz diye. Ne aptallık. Şimdi sorarlar insana. Kızını bırakıp gitmek böylesi daha mı iyi diye sorarlar adama be. Saçmaladığını biliyorsun değil mi Melek? Tekin sen Faruk'u aldırma. Ağzından çıkanı bilmiyor. Haklı. Sonuna kadar haklı. Onun yerinde ben olsam... Yapma mühendis bey, Allah'ını seversen. Eziyet etme kendini. O namussuz hepimizi aldatmış. Vali Bey'i sürecekler diye. O gitmeden bitsin şu köprü diye. Öyle bir yüklendi ki herkes canları uğruna. Acil böyle, her şey acil. Usta lazım dedik. Bir gün sonra gelsin temiz kağıdı savcılıktan. Kıyamet kopmaz ya. Meğer koparmış. Kıyamet böyle de koparmış. Koptu da. Aslı yoğun bakıma alındı. Yani? Zamana ihtiyacımız var. Bekleyeceğiz. Haber veririm. Ben babama haber vereyim. İyi mi doktor? Biz kimiz Abdül? Panterler. Kimiz aslanım? Söyle. Panterler. Ha? Hadi söyle. Neyiz biz Abdül? Panterler. Hiç bugüne kadar yolda kaldık mı ha? Ha? Hayır komutanım. Hayır kalmadık. Sadece... Sadece ne Abdül? Öldük komutanım. Sadece öldük. Bayıldı komutanım. Hadi be Abdül. Emrah! Emredin komutanım. Mola verecek bir yer bul ileride. Emredersiniz komutanım. Aslı. Canım. Ben buradayım. Ben seni almadan gitmem buradan Aslı. Buradan sensiz gitmem. Öyle yok travma, yok kader bilmem ben. Ben anlamam Aslı. Anlamam, duyuyor musun beni? Kimse anlatamaz bunu. Kızım. Kuzum. Canım benim. Aslı. Melek Hanım, gitseniz iyi olacak. Melek Hanım lütfen dışarı. Odasında uyurken seyrettim onu. Okşadım. Öpüp kokladım. Gözlerini açtı bana. Yorgunum dedi. Ben de yorgunum dedim. Ben ona dedim ki sonra bir gün dinlenelim Aslı. Seninle şöyle baba kız uzun uzun dinlenelim. Ama böyle değil be Melek. Böyle değil. Thank you.
kurşun derinde olmalı. Bırakın beni. Kapa çeneni Abdül. Kanama durmuyor komutanım. Kanı kesmek lazım. Çekil Yasin. Aç ağzını Abdül. Bana bak. Kimim ben? Kimim ben? Aydınlı Zeybek. Ne sandın sen beni? Omuz omuza dövüştüğüm adamı bırakıp arkamda gidecek miyim? Ayrılmadan Mert Hüseymen ne dedi? Ha? O futbol maçı. Resmen kafa yaptı Şirinler bizimle Abdül. Meydan okudular bize. Önümüzde 40 değil, isterse 1000 kilometre yol olsun. Gideceğiz, o maça çıkacağız. O maçı alacağız. Anladın mı asker? Emredersiniz komutanım. Sarın yarayı. Emredersiniz komutanım. Devam ediyoruz. Köprünün imal edildiği fabrikadaki olayla ilgili soruşturmada patlamaya C4 yapımı tahrip gücü yüksek bir bombanın yol açtığı kesinlik kazandı. Bu arada polis zanlıyı belirledi sayın seyirciler. Söz konusu bombanın Hamit Geçer isimli işe yeni başlayan bir şahıs tarafından fabrikanın trafo dairesine bırakıldığı gelen bilgiler arasında. Olayda ağır yaralanan Vali Faruk Yazıcı'nın kızı Aslı Yazıcı'nın hayati tehlikesi ise sürüyor. En son nişanda görmüştü değil mi? Aslı'yı mı? Ne güzeldi o gece. Vali Bey gördün mü? Nasıldı diye sormayacağım. Nasıl olabilir ki? İlginç bir mizampaj. Bağlantıları ne? Bir bağlantı var ama doğru mu? Bu bir film değil. Bir şey mi demek istiyorsun? Geçenlerde bir film seyrettim de televizyonda. Kadın gazeteciydi. Sevgilisi polis. Akşam oldu mu kafa kafaya verip her cinayeti birlikte çözüyorlardı. Saçma sapan bir şeydi anlayacağın. Bizimki o kadar saçma olmayabilir. Ne farkı var? Biz sevgili değiliz ki. Yine de ihtiyatlı olmak lazım. Ya da peşin hükümlü olmamak. Gidemediğimiz yerlere bir adım daha yaklaştık ha? Evet efendim. Bir gün çocuklarıma ne diyeceğim biliyor musun? Hı. Babam ve ben. O gün oradaydık. Thank you.
Gelirken Veysel yolda bir şey dedi. Vali Bey yalnız dedi. Koca bir şehir kadar yalnız dedi. Veysel bu. Söyler. Beni idare edeceksin Faruk. Duyuyor musun? Anladın mı? Bağırıp çağıracağım, kırıp dökeceğim. Beni idare edeceksin. Kızım orada ölümle pençeleşirken belki ben en çok seni kırıp dökeceğim ama idare edeceksin. Hani bu koca şehri nasıl idare ediyorsan beni de öyle idare edeceksin, anladın mı? Benim senden başka kimsem yok çünkü. Yok. Abdullah Subay yırtar mı? Nedim'i hatırladın mı? Bacaksız Nedim mi? Aynı yara. Geçen bahar. 3 gün dağda kaldık. Mikrop kaptı. Sonra kangren. Kestiler bacağı. Acın var mı Abdü? Biraz zonkluyor. Bir ağrı kesici versinler sana. Demin aldım komutanım. Tamam. Uyumaya çalış sen. Yasin. Hey gidenin efesi, efesi, efelerin efesi. Ay ışığından yana cömert bir gece sayılmaz. Gökyüzü bulutlu. Ay bulutların gerisinde. Yazdıklarımı zor okuyorum. Böyle zamanlarda insanın aklına parça parça şeyler geliyor. Her parça bir diğerini tamamlıyor. Bütün parçalar bir araya geldiğinde sen çıkıyorsun elmas ortaya. Sen. Orada neler yaşıyorsun bilmiyorum Özbaşı. Gittiğin yer. Yani orası neresi onu da bilmiyorum. Ama burası tam bir felaket. Fabrikada patlama oldu. Valinin kızı komada. Bildiğin o insanlar, o bir avuç insan birbirlerinin gölgesine sığınarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ve ben bu felaket dediğimiz şeylerin ortasında ikimizi düşünüyorum. Gözde öğretmeni bilirsin. Geçen gün dedi ki bana, sen hep yüzbaşıya bakıyorsun. Hiç onunla aynı yöne bakmayı denedin mi? Eğer dediği gibi ise, yani seninle aynı yöne bakmayı kaçırıyorsam arada, bilmeni isterim ki bu gözlerimi senden alamadığım içindir yüzbaşı. Seni anlamadığımdan değil. Nişandan önce bir gün Mert Üsteğmen demişti ki bana,
Geride birini bırakmak sandığın kadar kötü değildir. Dönmek için bir sebebi olur insanın. Galiba şimdi o sebebe sıkı sıkı sarılmanın zamanı Elmas. Tam zamanı. Bir devre arkadaşım var, evli. Karısı dünya tatlısı. Birkaç yıl önce, o zaman nişanlıydılar, bir gün evlerine yemeğe çağırdılar beni. Devrem o gün şöyle tarif etti bana mutluluğunu. Mutluluk dedi, sevdiğim kadınla birlikte yemek yapmaktır. Yaparken o yemeği yakmak, sonra oturup yeniden yapmaktır. Bir daha gözlerini açacak mı? Şimdilik böyle kalması daha iyi. Sayın Hande Selman, Sayın Hande Selman. Aslı'yı biz uyutuyoruz. Beyin dış damarlarının ezilmesiyle ortaya çıkan kanama, beyin zarının hemen altında birikip beyne baskı yapar. Bunu hiç istemeyiz. Ameliyatla temizlenmişti doktor. Temizlendi. Ama kılcal damarlar az da olsa bir miktar kanama yaptı. Kendi kendine dağılması için hastanın beyin beden faaliyetlerini uyutarak askıya aldık. Kanamalı bölgenin çapı 4 santimi geçmemeli. Geçerse? Temizlemek gerekir. Yani ikinci ameliyat. Umarım ki gerek kalmaz. Müsaadenizle efendim. Kaldır başını Faruk. Ben buna alışık değilim. Süklüm püklüm bir kocaya alışık değilim. Ne olursa olsun alışık değilim. Ben o bastığı yeri titreten adamı istiyorum karşımda. Kızımı bu hale sokanlar hala elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyorlar. Ben buradayım Aslı, tamam mı? Buradayım ben. Zeybek Yüzbaşı ve emrindeki birlikle telsiz haberleşmesi yapılamıyor. Sınır ötesi göreve gidenler, ki pek çoğunuz gittiniz, bunun manasını iyi bilirsiniz. Tehdit altındalar. Başları belada. Şimdi sizler, sınır ve sınıra yakın bölgede görev yapan birlik komutanları, her türlü ihtimale karşı teyakkuz durumunda olacaksınız. Keşif kolları, ileri gözetleyiciler, keşif helikopteri, özel timin sınırdan güvenli geçişi için birazdan konuşacağımız tedbirleri harfiyen uygulayacaksınız. Komutanım. Evet Mert. Kritik bir durumda sınırı geçme yetkimiz kesinlikle yok. Ayrıntılara geçelim. Nasılsın Abdül? İdare ediyorum komutanım. Acın var mı? Biraz. Judy'yi hatırladın mı Abdül? Hatırlamaz mıyım komutanım? Berbat bir gündü. Siz bu Abdül'ün eskiden gülleci olduğunu biliyor muydunuz? Yapmış. Allah Allah, duymadık hiç. Ellerini de mi görmediniz? Baksanıza fırıncı küreği gibi. Tim! Mola! Judy da. Pis bir geçitte sıkıştık. 2 saattir çatışıyoruz. Yolu kapamışlar. Tek çıkış yolumuz var. Koca bir kaya. Olduğu gibi kapatmış yolu. Roket atar mermisi de bitmiş. Abdül Asubay, getirin dedi bombaları.
10 tanesini bağladı koli bandıyla. Birkaç kişi aynı anda çektiler pimleri. Abdül aldı bombaları. Yaradan'a sığınıp fırlattı. Kaya'nın gövdesinde bir oyuk var. Tam oraya. 10 bomba birden patladı. Kaya un ufak. Fırlayıp çıktık biz de. O gün o geçitten Abdül sayesinde çıktık. O gün oradan nasıl çıktıysak, buradan da öyle çıkacağız. Anlaşıldı mı? Evet, aziz komutanım. Yola devam. Evet, aziz komutanım. Devam ediyoruz. Efesi, efelerin efesi. Hey gidenin efesi, efesi, efelerin efesi. Önce polis, arkasından sigorta eksperleri. Daha pek toparlayamadık ortalığı. Burada bulduk onu. Anladığımız kadarıyla patlayıcıyı trafonun orada bir yerde görüyor. Sonra getirip buraya atıyor. Aslı olmasa bu bina yoktu. Biz de yoktuk köprüde. Vallahi ne denir sayın valim. Allah beterinden saklamış. Büyük geçmiş olsun efendim. Geçmiş olsun sizinle. Efendim. Geçmiş olsun. Arkadaşlar sağ olun. Acil şifalar efendim. Benim ailevi meselem devletin problemi değildir ama siz gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız benim için, Aslı için. Hepiniz buradasınız. Karayolları, bayındırlık, elektrik idaresi. Seferber olun kardeşim. Çalıştırın bu fabrikayı. Senin görevin benim yetki alanım demeden çalıştırın bu fabrikayı. Bu fabrika bu topraklar üzerinde. Bu köprü bu topraklar üzerine dikilecek. Şimdi konuya öyle yaklaşın ve çalıştırın bu fabrikayı. Neye ihtiyaç var? Ne gerekiyor? Bakım, onarım, malzeme, iş gücü. Aslı şu an uyuyor da olsa buradaki arkadaşlar içerideki makineleri çalıştırırlarsa inanıyorum ki ben o bunu yattığı yerden duyacak. Kesinlikle duyacak. Sağ olun arkadaşlar. Siz de sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Tekrar geçmiş olsun efendim. Buyurun. İsterseniz biz de teknik ekibin yanına gidelim. Hadi. Hadi. Burada. Tabii. Efendim. Üsteğmenim. Evet Elmas. Ya ben biliyorum. Sormamam lazım ama. Evet sormamalısın. Tutamadım ama kendimi. Yani hiç değilse bana. İyi Elmas. Yüzbaşı iyi. Her şey yolunda. E kötü olsa sanki söylersin de bana. Haklısın, söylemem. Tamam tamam. Soran da kabahat. İyi günler. İyi günler. Al oğlum. Karakola dönüyoruz. Emredersiniz komutanım. Bu sabah çelik lentolar bekliyoruz Ereğli'den. Gecikti, illet oldum, telefondayım. Ereğli Demir Çeliğin satış müdürüyle kapışıyorum. Nakliyecinin aranması lazım. Dönüp bağırdım. Aslı! Öyle alışmışım ki. Öyle alışmışım ki ona. Gel Aslı, git Aslı. Bak, bunu yapan o çocuğu. Hani kısmet elime düşerse bana kimse engel olmayacak, tamam mı? Kimse. Allah belamı versin, dinlemem bak. Vali mali dinlemem. Peki Aslı gözlerini bir açsa, bir kurtulsa, bana tekrar baba dese, ben dünyanın bütün kana susamışlarını bağışlamaya hazırım Tekin. O dakika bağışlarım vicdanımda. Yeter ki o kelime, bir tek kelime. Baba olmaya bak Tekin.
Bir an önce baba olmaya bak. Görüşürüz. Arabanın sahibi gelecek yakında Tekin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Selam. Selam. Sert bir içkiye ihtiyacın olmadı. Hem de nasıl? Uzun bir parkur. Rezalet. Tebriz, Kahire, İstanbul. Hiç değilse geldin. Diğerlerinin öyle bir şansı olmadı. Orada kaldılar. Hepsi öldüler abi. Tek tek öldüler. O yüzbaşı Zevzek midir, Zeybek midir, nedir o serseri? Oraya kadar uzandı ha. Serseriyi istiyorum. Fabrikaya bombayı koyan bu serseriyi istiyorum. Adım gibi eminim. Hala buralarda bir yerde. Şehrin altının üstüne mi getirirsiniz? Toprağı mı eşelersiniz? Ne halt ederseniz edin. Bu hayvanı getirin bana. Ekipler seferber müdürüm. Arkadaşlar ihbarları değerlendiriyor. Sokaklara sayısız el ilanı astık. Hamit'in gidebileceği bir yer yok. Bence bir yerde saklanıyor. Kafayı çıkardığı anda yakayı ele verecek. Kafayı çıkarmasını bekleyemem. Kafayı yedirtmeyin bana ya. Gidip bulun bunu. Başüstüne müdürüm. Hadi çıkalım arkadaşlar. Hadi. Hadi biraz hızlı. Zafer. Buyurun müdürüm. Dikkat edin kendinize. Hı hı. Hadi. Yüzbaşıyla birliği hala İran topraklarında olabilir. Bir defa deşifre oldular. Eğer öyleyse... Girdikleri kadar kolay çıkamazlar oradan. Hatta hiç çıkmasınlar. Gömülüp kalsınlar. Orada peşlerine düşebilecek o kadar çok grup var ki. Anladım. Gidip birkaç görüşme yapayım. Hı-hı. Gelirken uçakta gazetelere göz gezdirdim. Havalı valimiz bugünlerde bayağı dertli olmalı, ha? Beyto mu? Şu Beyto ömür adam ya. Öldürür adamı. O da öyle yapıyor zaten. Gazete aldın mı? Hayır. Belki bir haber filan?
Haber istiyorsan televizyonu aç. Pencereye de sokulma fazla. Bir şey mi oldu? Şehrin en meşhur adamısın be. Polis her yere resmini yapıştırmış. Sokakta devriyeler vızır vızır. Daha fazla kalamazsın burada. Kahvaltımı edebilir miyim? Olur, et tabii. Sağ ol. Ne zaman kendine gelirmiş? Bir şey dedi mi doktor? Uyutuyorlar onu. Doktor uyuyacak dedi. Daha uyuyacakmış. Küçükken de böyleydi. Öyle ağırdı ki uykusu. Sabahları okula göndermek için uyandırırdım. Yalvarırdı bana anne ne olur 5 dakika daha diye. O 5 dakikalar hiç bitmezdi. Sonra birden telaşla fırlardı. Ne zaman giyinirdi, ne zaman çıkardı, derse nasıl yetişirdi hiç anlamazdım. Hiç anlamazdım. Sanki yine öyle olacak. Yine birden açacak gözlerini. Evet diyecek. 5 dakika bitti. Bak kalktım. Ben geldim anne. Anne ben geldim. Ben de aynısını yaşadım Melek. Aynısın. Paramparça oldum. Yol bitti dedim. Senin hayatın bu kadar. Buraya kadarmış. Sen de yanımdaydın. Gözlerinle gördün. Sonra bir şeyler oldu. Mucizelerden bahsetmiyorum ama olan şeyler. Bütün parçalarım tekrar bir araya geldi. Hayat yeniden başladı. O bitti sandığım hayat. Onunki de başlayacak mı? Başlaması için o kadar sebep var ki. O kadar çok sebep var ki. Efendim Faruk. Melek, var mı bir gelişme? Yok Faruk, yok. Uyuyor. Anladım Melek. Anladım canım. Sen her durumda hepimiz için yaptığını yap. Dayan karıcığım. Dayan. Sen de Faruk. Sen de. Ben bu laftan nefret ettim be Veysel. Birilerine dayan demekten, en çok da karıma demekten nefret ettim. Canım hiç vilayete gitmek istemiyor Veysel. Çataltepe'ye Celal. Anlaşıldı efendim. Bir tane su. Tabii abi. Buyur abi. Sağ ol. Otobüs garajı, terminaller, tren garı. Tek tek saydırmayın. Kuş uçmayacak. Uçarsa ben uçuracağım sizi. Evet evet. Başka? Tamam teşekkürler. 34-14, 34-14. Başkomiserim ben Esra, tamam. Söyle Esra. 155'ten gelen ihbar. Hamit görülmüş, tamam. Nerede? Cumhuriyet Caddesi, tamam. Ekiplere hemen anons geç, hemen. Hadi oraya gidiyoruz. Emredersiniz. Çabuk.
Sizin toplantının yapıldığı yer. Burada baskın yediniz. Hı hı. Masar'ın dediği şu. Baskından sonra epey bir çatışma olmuş. Bir iki yaralı vermişler. Hızlı ilerleme şansları yok. Sence hangi yoldan geri çekilirler? Rahman Boğazı, Hamidiye, El Necat. Yanlarında yaralı var. Yolu uzatmak istemezler. Ara Masar'ı bir daha. Selam. Masar. Ali Maruf ben. Buyur başkan. Sizin mezrada yabancı bir sürü dolaşıyor. Doğrudur. Sınıra yaklaşıyor. Ne düşünüyorsun? Hayvanlarımıza da hastalık bulaşsın istemeyiz. Hepsini telef edeceğiz. İyi edersiniz. İçin rahat olsun başkan. Bir şeye ihtiyacın var mı? Olunca söyle. Haber bekliyorum senden. Merkez. Merkez dinlemedi. Bilinen şahıs Cumhuriyet Caddesi'nden Kışla yoluna doğru giderken görünmüş. Üzerinde siyah renkte mont, krem rengi kazak ve mavi kot pantolon var. Yaklaşık 1.80 boylarında. Kirli sakallı, silahlı ve tehlikeli. Ekiplere hemen anons geçin. Tamam. Anlaşıldı, tamam. O kadar iyi biri değilim. Ama Aslı... Aslı ne yaptı ki sana? Ondan ne istedin? Ne? Ben buradayım!
Hadi! Hadi! Benim canımı al. Bırak kızımı. Kızımı bırak. Affet beni. Ama ben sana kırgınım. Kırgınım sana. Haklıyım. Biliyorsun, haklıyım. Hem de çok haklıyım. Ben çok haklıyım. Komutanım, Abdullah subay iyi değil. Tim, durun! Enfeksiyon kapmış olabilir komutanım. Bırakın beni. Kapa çeneni abi. Beni bırakın! Sana sus dedim. Benim yüzümden bütün birliği tehlikeye atamazsınız. Bunun hakkınız yok. Benim emirlerimi tartışma Asubay. Sakın bir daha benim emirlerimi tartışma, anladın mı? Yoksa dönüşte mahkemeye veririm seni. Bir morfin yapın, çabuk olun. Emredersiniz komutan. Biliyorum Öksüz. Beklediğim haberi onlar vermez bana, biliyorum. Ama kolaysa anlat. Aklın bildiğini kalbine anlat kolaysa. Zor be oğlum, çok zor. Senin için de zor. Thank you.
Ya kardeş, önlere bir hava bassana. Acayip sıkıştım, tuvalete gideceğim de. Tamam birader, sen işine bak. Bırakacağım sizi. Tuvalete gitmiştir Rıza abi. Tamam işte oğlum, ishal olmuş, cırcır olmuş, anlıyor musun? Otur yerine ve kes sesini. İçim odam ya bu. Korkuyorum ben. Evet korkuyorum. Evet bağırma bize. İşim bitti ayıptır söylemesi. Tam döndüm arkama, herif indirdi silah kafama. Geçmiş olsun kardeşim. Adam bu muydu? Göremedim tam. Ne desem yalan. Sen gördün mü? Bu çocuğu. Anlaşıldı kardeşim. Arkadaşı hastaneye götürün. Sen de işinin başına. Ne yapmaya çalışıyor bu Ahmet? Şehir dışına çıkacak. Bir okul servisinden kimse şüphelenmez. Doğru. Başkomiser Zafer. Bilinen şahıs okul servisi kaçırdı. Bir minibüs. Yanında çocuklar var. Adam silahlı. Şehirden çıkmaya çalışıyor. Jandarmayla temas kurun, tamam. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Kes lan olmayı lan!
Kes! Bakın. Bakın bu tabanca. Ne yapar adamı biliyor musunuz ha? Ne yapar adamı biliyor musunuz? He? Ne yapar he? Bilmeyeniniz var mı? Göstereyim mi lan? He? Güzel. Bir daha kimse ağzını açmayacak. Anladım herkes. Kimse ağzını açmayacak. Çok korkuyorum ben. Ya bize bir şey yaparsa? Korkuyorum. Bizi nereye götürüyor? Tamamdır komutanım. Buyurun iyi günler. Kemerinizi takın. Teşekkür ederim. İyi vazifeler. Arkadaşlar. Bu ne rezalet ya? Arkadaşlar. Çocuklarımızı bir dinleyin. Dinleyin bir. Dinleyin. Ne olur artık bir şeyler yapın. Çocuklar, beyler. Bütün emniyet teşkilatı çocukları. Ne lazımsa yapacağız. Çocuklarınızı getireceğiz. Getirin artık. Neredeler? Yalnız bir tek ricam var sizden. Zor olduğunu farkındayım. Ama yapın. Lütfen çocuğumuzu istiyoruz. Çocuğumuzu. Konuşuyoruz ya. Bize güvenin. Çocuklarınızı bekleyin. Lütfen. Lütfen arkadaşlar, lütfen. Lütfen arkadaşlar. Misafirlerimizi kafeteryaya alalım. Bir şeyler ikram edelim. Lütfen. Hadi. Tamam, tamam, bulacağız. Tamam. Bedir yavrum. Buyur, buyur anacığım. Hayatta bir tek torunum var. Onun başına bir şey gelirse ben yaşayamam. Lütfen bir yardımcı ol. Kurtar benim torunumu. Bana kimse hikaye anlatmasın. Ne olmuş kardeşim, okul servisi ise ne olmuş? Bak işte adam servisi kaçırmış. Bir Allah, bir Allah'ın kulu akıl etmedi mi o okul servisinin o yolda ne işi var diye? Bir Allah'ın kulu be! Okul servisi! Bir minibüs! Plakası 96 Sakarya 8420. Gözünüzü dört açın çocuklar. Gözünüzü dört açın. O herif insan değil müdürüm. Çocukları kaçıran o herif insan değil. Ailelerin hali perişan. Duyan gelmiş. Yürek dayanmaz. Çocuklara dikkat müdürüm. O çocukların burunları bile kanamayacak. Analar babalar ağlamayacak müdürüm. Anladın mı beni? Hem de çok iyi sayın valim. O hayvanı durdurun. Ne yapın edin, o hayvanı durdurun. Durduracağız efendim. Bu işe baş koyduk. An meselesi. Haber bekliyorum sizden.
acil servisi komutanım. Evet. Bu. Dikkatli olun. Herkes sakin. Çocuklar var. Etme Hamit. Teslim ol. Yaklaşma dedim sana. Fazla uzağa gidemezsin. Çocuklar yanımda gelen yere giderim. Buna izin vermem biliyorsun. Bu veletlerle işim yok. Eğer ben öleceksem onlar da ölür. Sakin ol. Oradalar komiserim. Bizim araba. Mert Üsteğmen. Sanki pazarlık hali. Çocuklar rehin. Allah kahretsin. Geri dön. İleride önlerini keseriz. Sakin ol. Çocukların hiçbir suçu yok. Kimsenin canı yanmaz. Seninki de. Ben kendi canımı senden çok düşünürüm. Söyle şunları açılsınlar. Açılın lan! Silahları indirin, ayağa kalkın. Yolu açın. Aptallık etmeyesin Üsteğmen. Çoluk çocuk yakarım herkesi. Bilmez miyim? Ben bir kahve alacağım. İçer misin sen de? İçerim. Tamam. Bir şey mi oldu Veysel Bey? Yok yok. Olmadı. Emin misiniz? Ben bir kahve alacağım. Size dalayım mı? Yok. Teşekkürler. Peki. Thank you.
Susunlar! Akıllanmadınız ha? Öyle olsun. Keyfiniz bilir. Bize ne yapacaksın abi? Susan! Kursun! Biz seninle hiç susmadık be Aslı. Böyle uzun uzun susmadık. Biz seninle hiç küsmedik. Sessizlik kötü be Aslı. Çocuğunun sessizliği. Dünyada bundan daha kötü bir sessizlik yok Aslı. Veysel Bey, Veysel Bey, hani bir şey olmamıştı? Okul servisini kaçırmışlar, televizyonda gördüm şimdi. Maalesef. Megafonu getir hemen, çabuk. Çabuk olun. Dağılın lan. Dağılın. Bırak silahını Hamit. Buradan kaçış yok. Dağılın lan. Ne yapayım lan ben bu silahı? Ne yapayım ha, söyle. Benim bir fikrim var. Biraz vahşice ama. Fena fikir değil aslında. Götürün şunu. Hadi. Bırakın lan. Bırakın. Bırakın o zaman. Bırakın beni be. Kes ya, hadi. Bırakın. Hadi lan, hadi. Yürü. Gel şöyle. Bir an nefasla, hadi. Bırakın. Bırakın beni! Bırakın lan! Veriyorum, bir saniye. Tamam. Efendim, Levent müdür.
Evet müdürüm. Çocuklar kurtuldu sayın valim. Hamit yakalandı. Sağ ol müdürüm. Sağ ol vallahi. Yakalanmış mı? Çocuklar? Çocuklar ne durumda? Gayet iyi. Yoldalar. İyi. Gözlerinden öperim müdürüm. Senin ve bütün arkadaşların. Sayın valim, tavsiye etmem ama gene de bir sorayım. Hamit birazdan burada. Sorgusunu izlemek ister misiniz? Ya da ne bileyim. Hayır müdürüm, hayır istemem. O serseriyi karşımda görürsem ne yaparım bilmiyorum müdürüm. Ben kendimden emin olamıyorum müdürüm. Anlıyorum efendim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Veysel, ben diyorum ki şu herifi yine de gidip yakından bir görsem. Ama efendim. Ya tamam Veysel, tamam tamam. Ben bir fabrikayı arayıp geliyorum. Kibarca boşalttım koridoru. Birazdan zanlı gelecek. Karşılaşmasın. Sağ olun müdürüm. Başüstüne. Çok teşekkür ederim. Sağ olun müdürüm. Sizi dışarı alalım böyle. Sağ olun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun tekrar. İyi günler. Yaban keçisi. O kadar da fena değilmiş ha Murat? Biraz kart ama komutanım. Yarın bitiyor Abdül. Sana hayasız yerlerinden yapıyorum. Eve dönüyoruz. Dayanırsın değil mi Abdül? Alt tarafı bir gece daha buradayız. Sizi mahcup etmem komutanım. Daha maçımız var Şirinlerle. Bu bacak her türlü o sahaya çıkar değil mi Abdül? Evet komutanım. O maç bizim Abdül. Biz o maçı alacağız anladın mı Abdül? Sargıları değiştirmeye geldim komutanım. Tamam. Bir grup müfrezze görülmüş Selahattin Tepesi yakınlarında. Sınıra yaklaştılar. Derbent'ten geçecektir. Ben kestirme orası. Ne yapacağız Mazhar? İki gözcü çıkar geçiş yollarına. Derbent'e gidiyoruz. Sabah orada karşılayacağız onu. Siz gidin. Arkadaşlar hadi toplanın. Yakışıyor mu? Tekin Bey yapmayın ama çok ayıp. Seni kafamla geberteceğim. Hay Allah. Hendis Bey lütfen yapmayın. Bey, rica etsek keser misiniz lütfen? Teessüflerimi bildirin. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Dur. Bırakın beni. Kaçın o.
Kendine gel. Kes sesinden sen de. Götür şu herifi be. Götür be. Hadi. Gidiyoruz hadi. Yürü lan yürü. Güya en akıllısı sensin. Yürü işine kaybol. Bırak beni. Bırak şunu. Bırak. Ne yapacağım ben seninle ya? Ne yapacağım ben seninle? Şu haline bak ya. Vallahi ne diyeyim müdürüm, ben elimden geleni yaptım, gerisi sana kalmış yani. Konuşma be adam, konuşma. Yürü, yürü, yürü. Hayır. Hiç değilse konuşma be. Hayır şimdi gidin, bak benden. Mühendis olacaksın be. Seni nereden aldıysak. Bak, yürü. Benden bu kadar söyleyeyim. Yürü bak, dedim sana sonrası, Tekin. Bundan sonra yürü. Yani sen. Güya fabrikayla konuşup gelecekti. Kaç saat oldu yok ortada. Telefonu da kapalı. Nereye kaybolduysa. Uyanması lazımdı. Neden uyanmadı? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Melekciğim, kötü giden bir şey yok. İyi giden ne var? Ben bir daha kimseden sabretmesini istemeyeceğim. Hiçbir şey için sabretmesini istemeyeceğim. Hele çocuğu için. Çok yorucuymuş Leyla. Baba. Söyle aslanım. Bir şey söyleyeceğim, saçma gelebilir. Sen söyle. Benim içim rahat biliyor musun? Neden rahat bilmiyorum ama rahat. Ya müdürüm, ben suçlunun cezasını falan vermiyorum. Ya müdürüm, sen yapma. Benim başıma bela mısın Tekin? Aa, ayıp oluyor ama müdürüm, akşam akşam bela okumak size yakışıyor mu hiç ya? Tekin. Sana yakışıyor mu bu yaptığın Tekin? Aa. Tekin ne oldu? Aa, yok bir şey. Tekin ne oldu söyler misin? Tamam yok bir şey, tamam sakin ol. Şu haline bak. Bak bu son, yemin ediyorum bu son Tekin. Ne oluyor ya? Yok bir şey, önemli değil, tamam. Bir dakika baksana sen bana. Nereden geliyorsun sen? Bu kan ne böyle? Hayatım sakin ol. Beyler, hanginiz anlatacak? Şimdi durum kabaca şöyle. Açıklayabilirim değil mi müdürüm? Buyur açıkla, nasıl açıklayacaksan. Şu bombacı sapık Halit. Hamit mi Halit mi neyse işte, yakalanmış. Emniyette bir baktım geliyor karşıdan. Ben de tam oradan geçmiyor muyum? Tesadüf işte. Ya hazır yakalamışken boş geçmeseydin Tekin. Ya işte yaptık işte bir şeyler elimizden gelmeyince. Dağıttın mı ağzını burnunu? Vallahi Kerem, elim bile sürmedim. Abla.